Günde 30 dakika egzersiz yaparsanız vücudunuza ne olur? Kendinizi spor salonuna gitmeye ve şınav, squat ve split gibi egzersizleri yapmaya zorlamak zor gelebilir. Fakat bu hareketleri yapmak düşündüğünüz kadar zor değil. Hatta yapılan çalışmalara göre günlük 30 dakika egzersiz sağlıklı ve formda kalmanız için yeterli olacaktır. Ve her egzersizin ardında enerji patlaması yaşayacak ve sonuçları görmeye başlayacaksınız. Egzersiz yapmak da hayatınızın bir parçası haline gelecek. Olumlu bak olarak sizleri kendinizi toparlayıp egzersizlere başladığınızda vücudunuzun neler sunacağını görmeye davet ediyoruz. Düzenli egzersizin ömrünüzü uzattığını biliyor muydunuz? Günlük antrenmanın sağladığı muhteşem faydaları keşfetmek için videomuzu dikkatlice izleyin. Egzersize bakış açınızın değişeceğine eminim. Egzersiz sırasında. Egzersiz sırasında sisteminiz birçok süreçten geçer. Öncelikle metabolizma hızınız artar. Yani vücudunuz daha fazla kalori yakar. Bu nedenle birçok uzman canınızın çektiği bir pizzayı veya bir dilim tatlı konusunda kendinizi sınırlandırmanız gerektiğini söylüyor. Lakin bu gibi durumlarda günlük egzersizinize kesinlikle birkaç egzersiz daha eklemeniz gerekir ki kan akışkanlığınız artsın. Bu hem hafif hem de ağır egzersizler için geçerlidir. Egzersiz yapmak yeni kan damarlarının oluşumunu sağlar. Ayrıca oksijen akışı hızı da dinlenirken dakikada 8 litreyken dakikada 100 litreye kadar çıkar. Bunun sebebi ise kaslarınızın egzersiz süresinde daha çok çalışmasıdır. Ve haliyle daha çok kaloriyi verimli bir şekilde yakabilmeniz için sisteminiz oksijene ihtiyaç duyar. Artan kan dolaşımı hücrelerin daha fazla oksijen ve besin almasına olanak tanır. Sistemimiz gerçekten de mucizeler yaratıyor. Egzersiz sonrasında. Sıkı bir egzersizden sonraki hissi herkes bilir. Kendinizi tükenmiş hissedersiniz ama aynı zamanda şaşırtıcı bir şekilde enerjiksinizdir. İşte bu noktada beyniniz daha fazla endorfin salgılamaya başladığından ruh haliniz değişir. Endorfin beyninizdeki özel reseptörleri açarak acıyı azaltır. Vücudunuzda protein ve karbonhidratları normalden 4 kat hızlı şekilde sindirmeye başlar. Bu sayede hızlıca kilo verirsiniz. Yani sizi bilmem ama ben kesinlikle birazdan spor salonuna gideceğim. Ayrıca güzel bir egzersizden hemen sonra yapılacak en iyi şey soğuk duş almaktır. Bu şekilde ertesi günkü antrenmanınızda daha az kas ağrısı hissedersiniz. Egzersizden birkaç saat sonra. Antrenmanınızı tamamladıktan birkaç saat sonra tansiyonunuz normale döner. Ayrıca antrenman sonrasında kendinizi daha emin ve daha özgüvenli hissettiğiniz oldu mu? Bu anlarda her şeyi yapabilecek gibi hissedersiniz ve motivasyonunuz artar. Bunun olduğuna şaşırmamak gerek. Ne de olsa az önce birçok crunch, plank ve lunge hareketi yaptınız. Bunlara ek olarak daha iyi uyumaya başlayacaksınız ve uyku kaliteniz artacak. Uykuya hem hızlı dalacaksınız hem de daha enerjik uyanacaksınız. Yani sabahları gözlerinizi açmaya çalışmak için yaptığınız sayısız denemeyi artık unutabilirsiniz. Dinlenmiş ve güne başlamaya hazır olacaksınız. Ertele butonuna da bir daha ihtiyacınız olmayacak. Düzenli egzersizden birkaç hafta sonra. Düzenli egzersizler sayesinde sisteminiz giderek gelişecek, akciğer kapasiteniz artacak ve kalp ve damarlarınız daha iyi çalışmaya başlayacaktır. Kanınızdaki hemoglobin seviyesi de yükselecektir. Milimetre küp başına düşen al yuvarlar sayınız 5 milyondan 6 milyona çıkacaktır. Bağışıklık sisteminiz güçlenecektir. Kanınızdaki lenfosit seviyesi artacak. Bu sayede vücudunuz bakteri ve virüslerle daha hızlı ve verimli şekilde başa çıkacaktır. Bu arada vücudunuz kandaki şeker ve diğer maddeleri kolayca düzenleyebilecektir. En iyisi ise vücudunuzun artık çok daha az yağ depolamasıdır. Tüm bunlara ek olarak düzenli egzersizler sayesinde daha çevik, güçlü ve kuvvetli olacaksınız. Kulağa harika geliyor değil mi? Düzenli egzersizden birkaç ay sonra. Aylarca düzenli egzersiz yapmak sisteminize daha fazla etki edecektir.
Öncelikle kaslarınıza yapılan oksijen nakli artacak ve kılcal kan dolaşımınız gelişecektir. Bununla birlikte hareket koordinasyonunuzun gelişimi, sinir sisteminizin gelişimine de yardımcı olacaktır. Hatta sinir sinyali iletim hızı yükseleceği için beyin hareketleriniz artacaktır. Bu sayede daha hızlı karar verebilecek, yok yere olan endişeleriniz ve tereddütlerinizden kurtulacaksınız. Harika diğer bir faydası ise iskelet kaslarınızın güçlenmesidir. Yani vücudunuz irileşecek ve kemikleriniz daha yoğun olacak. Strese olan eğiliminiz azalacak ve depresyon ya da ruh hali değişimlerini daha az yaşayacaksınız. Düzenli egzersizin karakterinize olan olumlu etkisini de göz ardı edemeyiz. Günden güne daha kararlı ve iradeli biri olacaksınız. Başlangıçta her şey katlanılmaz gelse de her egzersizle birlikte gittikçe daha kolay ve eğlenceli bir hal alacak. Düzenli egzersizden birkaç yıl sonra. Yıllarca yapılan düzenli egzersizin genel olarak sisteminize olan etkisi ve size kattığı zindeliğe ek olarak yaşam sürenizi de arttırmış olacaksınız. Boş zamanınızda yaptığınız tüm fiziksel aktiviteler yaşam sürenizi olumlu etki edecektir. Mesela spor salonlarını sevmiyorsanız bisiklete binebilir veya hoşunuza gidecek ya da en azından katlanabileceğiniz bir egzersiz rutini oluşturabilirsiniz. Üstelik düzenli olarak egzersiz yaparsanız daha uzun süre genç kalırsınız. Bunu kim istemez ki? Yani her yaşta güzel ve zinde görünüp daha uzun yaşamak istiyorsanız düzenli egzersiz yapın. Yıllar boyu sürecek günlük egzersizler gözünüzü korkutabilir. Fakat tek yapmanız gereken şey başlamak. Ve inanın bana, aradaki farkı gördüğünüzde pişman olmayacaksınız. Bu bilgilerden en çok hangisini şaşırtıcı buldunuz? Spor salonuna giderken kendinizi nasıl motive ediyorsunuz ve ne sıklıkla spor yapıyorsunuz? Yorumlar kısmında bizimle paylaşın. Bunun gibi daha fazla video görmek istiyorsanız abone ol tuşuna tıklayarak Olumlu Bak'a katılın. Beğen tuşuna tıklamayı ve videoyu arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayın.